Arkadaşlar, profesyonel arkadaşlara hitaben bir video çekiyorum. R4 Gold için. Elimizde şöyle 0.25 gram, 1 gram, bir de çeyrek altın var. Bu da 1.7 gram. Ortalama toplam yüksekliği 15 santim, 16 santim olan tuğlalarımız var. Bu tuğlaları diğer Deus'la yaptığımız videolardan hatırlarsınız. Aynı bölgede çektiğimiz videolardan hatırlarsınız. İki tane büyük parça tuğla en taban olarak kullanıyorum. Onun üstüne diğer aynı mineral değerinde tuğlaları koyuyorum. Şöyle deneyeceğim. Önce 0.25'i alacağım. 0.25'i önce şey yapalım, cihazı. Şurada bir de demirimiz, çivimiz var. Tuğla herhangi bir ses vermiyor cihaz. Şunlar da değerli metallerimiz. Çeyrek 0.25 gram altını, bunun altını bırakıyorum. Şimdi tek tuğla sallayalım önce. Tek tuğla 4-5 santim. Çok kolay aldı bunu zaten. Bir tuğla daha koyacağım. Evet, iki tane tuğla altında. Mineralli tuğla altından 0.25 gramı algıladı. Üçüncü tuğlayı koyuyorum. Üçüncü tuğladan 0.25'i şu şekilde algıladı arkadaşlar. Balansı tuğlalara göre yaptım. Demir sesi açık. Demire, çivinin tam demir demesi için en sağa çevirdim. İron Threshold'u. Hassasiyetimizde kırmızı noktanın sonuna kadar değil ama biraz parazit yapacak şekilde. Bu cihazlarla gezerken arazide şöyle geziyoruz arkadaşlar. Yavaş, sallaya sallaya, hızlı hızlı gezersek bununla da bir şey bulamayız. Küçük metal arıyorsak şu şekilde gezeceğiz. Şu sallama hızı bunun için idealdir. Bak, hemen bir şey buldum. Çok ufak bir metal olsa gerek. Normalde R4'le biz veya gold olmayan daha düşük frekanslı cihazlarla geziyoruz. Buralarda böyle metaller yok. Bizim test yerimiz burası zaten. Şurada ben bir tane küçük metal buldum. Normalde burada hiçbir metal yok. Şurada bir demir parçası var. Cebin hemen üst tarafında. Onu her videoda gösteriyorum zaten. Bir de şurada bir tane 20-25 santimde küçük 5 kuruş var. Mineralli taşlarımız var şu sırada. O kadar. Burası temiz bir ortam. Şimdi 0.25 gram altını 3 tuğla altından çok zayıf sinyalle alıyor. Dördüncü tuğlaya koyduğum zaman almayacaktır. Büyük ihtimalle. Hiç onu denemeye gerek yok. 0.25 gramı çıkartıyorum buradan. 1 gramı koyuyorum. Onun üstüne tuğlaları koyuyorum. 3 tuğla. Ben devam ediyorum. Ses biraz daha canlandı. Hafif canlandı ses. Dördüncü tuğlayı koysam buradan bunu yine alacağını sanmıyorum. Dördüncü tuğla 15-16 santimli. Tekrar ölçeriz onu. 1 gramı 15-16'dan almadı. Bu yüksek mineraldi. Taşlar bunlar arkadaşlar. Normal sıradan taş değil bunlar. Şimdi bunun yerine çeyrek altını koyuyorum. Tuğlayı üstüne kapatıyorum. Şunu koyacağım. Bir de üstüne şunu koyacağım tekrar. Bunlar mineralli taşlar. Normalde şu en üst tuğla değil de 3 tuğlada çeyrek altında Deus ve R4 kalmıştı. Sinyal. Evet, buradan bunu zayıf sinyalle alıyor.
daha dar sallarsam ...17 santimde mineralli tuğlanın mineralli toprak altından bunu arazide alabilir miyiz? Alabilmemiz çok zor. Biraz daha hassasiyeti yükseltiyorum. Hassasiyeti daha kırmızı noktanın sonuna doğru çevirdim. Biraz daha parazitli çalışırsak... Şöyle yavaş sallarsak bunu algılayabilir. Arkadaşlar R4 Gold'un performansı bu şekilde. Çeyrek altını 4 tuğlanın altından algılayabiliyor. Açıkçası daha küçük metaller için, daha sığ derinlikler için kullanılan cihazlar bunlar. Yüksek frekanslı cihazlar. Şurada biraz derinliği kısayım. Şurada demirimiz vardı. Teste kullandığımız az önce. Onu ben şimdi tekrar size göstereceğim. Şurada küçük bir değerli metal verdi. Onu bulursam tekrar. Normalde hiç metal yok bizim burada. Şöyle yavaşça gezeyim. Buldum. Şurada metal bulduğumuz zaman çok dar sallıyoruz. Şu aralık var ya, şu iki tane bobinin geldiği şu dar aralık, metali tam ortaya aldığımız zaman çok güzel ayrım yapar. Yani en iyi ayrımı o orada yapar. Bu metal değerli. Ben bu sinyali hiç almadım. Burada herhangi bir şey yok normalde. Daha önce hiç gördüğümüz, gömdüğümüz. Eminim bu çok küçük bir metal olduğunu düşünüyorum. Bunu değerlendireceğiz. Tekrar kazıp bakarız. Bizden düşme bir şeydir o. Yıllar içerisinde. Bu da 25 santimdeki 5 kuruşun sinyali arkadaşlar. Şöyle geliyorum. Bu cihazın R4 Gold modelinin ses tonu biraz daha ince. Daha ince ses tonu veriyor. R4'ün değerli sesi biraz daha kalındır. Bu daha ince ses tonlu bir cihaz. Evet, şurada 27 başlıkla verdiği ses tepkisi bu. Gayet canlı veriyor. Yürürken bunu algılamak mümkün. Şimdi demiri deneyeceğim. Çeyrek altını çıkartacağım buradan. Demiri koyacağım. Daha doğrusu çiviyi koyacağım. Şu altınları şöyle alalım. Çiviyi koyacağım tuğla altına. Cihazı sallayacağım. Mineralli toprakta çivi denk gelse ne olur? Onu göstereceğim arkadaşlar. Bakın bu mineral arttıkça, derinlik arttıkça cihazın verdiği ses bu. Tık 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 iki kere vuruyor. Yani diğer tarafa döneceğim. Çivi sağdan sola doğruydu. Şimdi eğer biz buradan denk geldik, toprak içinde bir çivi var, sallıyorum. Bakın değerli vurdu. Bunu eğer dönmezsem kazarım ben bunu. Bak dönüyorum. Kırdı. Döndüğümüz zaman sesi kırıyorsa kazmıyoruz arkadaşlar. Bu demirdir. Mineralden dolayı cihazlar bunu ayıramıyor.
Gemax da aynısını yapıyor. Deus'ta da aynı şey var. Ses tonu kırmasından anlıyoruz. Buradan çiviyi algılamadı. Yani bir sinyal var ama demir olduğu belli. Çok zayıf algılı. Değerli diyor yine bu taraftan. Dönüyorum. Tık 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 kırmaya başladı. Bu değersiz metal arkadaşlar. Bu hataya düşmeyin. Metal etrafında muhakkak bir yarım daire en azından çizin. Kırıyorsa, dar sallamalarda kırıyorsa sesi. Bakın şurada bulduğum ufak metal içinde bir döndüm. Kırmadı. Tam üzerine gelip dar salladığınız zaman, etrafında dönmeye başladığınız zaman kırdıysa, tık 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 iki kere vurduysa demirdir bu. Kazmayın bunu. Bakın demir şöyle ince uzun kutuplu olduğu için böyle sallarsanız şu ucundan ve şu ucundan başlığın iki tarafından tık 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 vurur. Şöyle durup da böyle sallarsanız dın 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 çeliktir bu. Çok iyi bir çelik. Dın 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 vurur değerli gibi. Ama dönmeye başladığınız zaman tık 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 sesini duydunuz mu? Bilin ki değersiz metaldir. Yüksek mineralli toprakta, taşta cihazlar bunu yapabilir arkadaşlar. Redet Gold denememiz bu şekilde. Yüzeysel ve küçük metaller için yapılan bir cihaz. 22 kHz'de çalışıyor. Performansı, tuğla performansı oldukça yüksek. Çok yavaş sallayarak bu cihazla arazide gezmek lazım. Ancak o şekilde küçük metalleri ve zayıf sinyalleri, biraz derindeki zayıf sinyalleri toparlayabiliriz. Alabiliriz. Görüşmek üzere. İyi günler dilerim.